Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları tartışmaların odağına yerleşen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden ayrıldı. Arınç, bugün sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Sonrasında da talebinin kabul edildiğini hem o hem İletişim Başkanlığı duyurdu. En azından tedbir olarak tahliye edilmesi lazım. O sözler istifayı getirdi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştiren Bülent Arınç tepkilerin odağına yerleşince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevinden ayrılmak istediğini Cumhurbaşkanı'na iletti. Erdoğan da kabul etti. Adam 3,5 yıldan beri tutuklu. Halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Siyasette gündem olan sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da sert şekilde eleştirilmiş, Arınç rencide oldum diyerek vermişti istifanın sinyalini. Erdoğan'la görüştükten sonra yazılı açıklamayla duyurdu kuruldaki görevinden ayrıldığını. Helalleştik dedi. Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki beni Yasin Börü'nün katilleriyle FETÖ ile yan yana gösterme gayretine kadar gitti. Konuşmamın şahıslar üzerinden farklı yerlere kaydırılması sebebiyle reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan ilk üyeliği görevimden ayrılmanın daha uygun olacağına karar verdim. Açıklamalarının iktidarın hukuk reformu hazırlıklarıyla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi Bülent Arınç. O açıklamaları Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak değil, meclis eski başkanı olarak yaptığının da altını çizdi bir kez daha. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurul üyesi arkadaşlarına teşekkür ederken memleket için fedakarlık gerekirse yaparız mesajı da verdi. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim.